Ben Adviyegül İsmailoğlu, 14 yaşındayım. Ortaokulu yeni bitirdim, liseye geçiyorum inşallah. O gece eve geldiğimde, yani hiç zaten beklemiyordum, televizyonu açtım. Gördüm haberlerde ve şok oldum, nasıl böyle bir şey olabilir aniden diye. Daha sonra çıkmak istedim, hani çok çıkmak istedim çünkü engel olmak zorundaydık böyle bir şey. Askerler böyle bir darbe yapıyordu ve biz engel olmalıydık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çıkın demesiyle birlikte aileme de hani çıkmak zorundayız artık, ben çıkıyorum dedim. Çok büyük ısrar ettim yani ve hep birlikte ailecek 4 kişi çıktık dışarı. Valiye gitmeyi hedefliyorduk Fatih üzerinden. Ama Saraçhane Parkı'nın orada askerler barikat kurmuştu. Halk birikmişti orada. İlk önce onları aşmak zorundaydık valiliğe gidebilmek için. Dolayısıyla orada kaldık. Sonra insanları vurmaya başladılar. Öğrendiğime göre orada bir albay varmış zaten. Nişan al ateş emrinden sonra insanların üstüne hani mermi yağdırmaya başladılar. Hiç aralıksız hani gevç tüfekleriyle taramaya başladılar. İnsanlar geri doğru savruldu tabii, biz de orada savrulurken hafif ayağa kalktım, bir baktım vurulmuşum. Bir savaştı o. Hani ya gazi olacaktık ya şehit olacaktık. Vatanımız için savaştık orada çünkü. Korkmadım yani. Vatanımın başına gelmesin, benim başıma gelsin diyerek gittim. Oldu. Ama şehitlerimiz de var. Halimize her zaman şükrediyoruz. Gazi oldum ben de. Hiç pişman da değilim. Şimdi yine olsa yine giderim. Şu anda da meydanlara çıkmayı çok istiyorum. Hani iyileşmeyi bekliyorum onun için. Hatta yani benim elimde olsa gideceğim yine. Hani bizim askerimiz hepsi, babalarımız, abilerimiz askere gidiyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirler ki? Hani tamam darbe oldu, hükümeti ele geçirdiler ama halkın üstüne ateş açmaları, insanları öldürmeye yönelik mermi yağdırmaları hiçbir şekilde askerden beklemeyeceğim şeylerdi. O yüzden hani konuşup anlaşma yönünde de hani temennim vardı. Ve orada çok kişiydik biz. Onlar 15-20 askerdi. Hani üstlerine gittiğimiz zaman hepimizi mi vuracaksınız? Hangi birimize yeteceksiniz diyordu. Asker yolu kapatmış. Ateş açıyor asker. Sonra hafif doğrulduğum zaman işte sırtımda bir acı hissettim. Bir uyuşukluk, elektrik çarpması gibi. Sonra yere yıkıldım. Sonra hani duymak istemediğim silah seslerine kapandı tamamen kulaklarım. Sadece kendi çığlığımı duydum ondan sonra. Daha sonra neler oldu bilmiyorum. Yani şu an öğrendim tabii ki, yakalanmışlar Allah'a şükür. Sonrasında hiç silah seslerini duymadım zaten. Benim çığlıklarım, annemin, babamın çığlıkları. Hastaneye yetiştirilmeye çalışmamız, yüzüme örtülen bayrak. Yani ağzımdan kan geldiği zaman kana bulanan bayrak. Evet, kolumdan girip sırtımdan çıkmış. Zaten G3 mermisinin özelliği girdiği yerde küçük bir yara açıp çıkışında patlatarak çıkmasıymış. Omzumun içinden ilerleyerek sırtımda akciğerlerimin ortasından parçalayarak çıkıyor. Oradan 14-15 dikişlik bir yara oluşuyor. Bundan sonra vatan zaten çok değerliydi. Bundan sonra benim için çok daha değerli. Hani bayrakta benim de kanımın olması artık çok hani değerli şeyler bunlar. Bayrağımı her zaman el üstünde taşıyacağım. Vatanım için, annem babam için hayırlı bir evlat olacağım inşallah. Hayal kırıklığına uğramıştım o zaman ama şimdi askerden korkma gibi bir durum da yok. Yine bizim askerimiz, hala bizim askerimiz. Onlar artık hem adalet, hem Allah'ın adaleti, hem kanunlar.
Onların cezasını verecektir zaten.